Alkolik bir anneden yurda, oradan da sadist bir aileye verildi. 17 yaşında depresyon nedeniyle felç geçirdi ve yıllarını bir akıl hastanesinde yaşadı. 58 yaşında yıllarca kaldığı akıl hastanesine yönetici olarak atandı. Büyük acılara rağmen bir yaşamın yeşermesini, hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini gösteren bir kadın ağırlıyoruz bugün. Mary Rose Balter. Mary doğduğunda alkolik annesi yüzünden yurda, ardından normal ve saygın görülen bir aileye verildi. Fakat küçük kızı evlat edindikten sonra evin mahzenine kapatarak adeta işkence eden aile Mary'e cehennemi yaşattı. Dışarıdan bakıldığında oldukça normal görünmeleri sebebiyle bu aile Mary'e yaptıklarını yıllarca rahatlıkla gizleyebildi. Mary 17 yaşında depresyon sebebiyle felç geçirerek halüsinasyonlar görmeye başladı. Doktorların bu süreçte şizofreni zannettiği genç kadın tam 17 yılını bir akıl hastanesinde geçirmek zorunda kaldı. Yemek bile yemeyi reddetti. Uzun ve zorlu yıllar geçirdi bu hastanede. 34 yaşına geldiğinde doktorlar durumunu yeniden değerlendirmeye karar verdi ve dehşet verici bir sonuçla karşılaştılar. Aslında Mary şizofren değildi. Umutsuzluğu ve çaresizliği sebebiyle depresyon ve panik atak geçiriyordu. İşte bu yanlış teşhis bilgisi büyük bir yol ayrımı oldu Mary için. Terk edilmiş, işkenceye uğramış ve tam 34 yıl boyunca yaşadığı drama rağmen ayağa kalkmaya karar vermişti. Mary, sağlık görevlilerinin de yardımıyla hastaneden çıktı ve ziyan olmuş 34 yılının yasını tutmak yerine sıfırdan başladı. Yetkililerin okuması imkansız, akıl dengesi bile yerinde değil dediği Mary, Salem State Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Hatta bu süreçte kanseri bile yendi. Üstelik kendisi gibi akıl hastanesinden çıkmış ve iyileşmiş olan Joey ile evlenerek hayatına bir yol arkadaşıyla devam etti. Uzun yıllar boyunca çalıştıktan sonra birçok hastayla bir arada vakit geçirdi, konferanslar verdi. Fakat bir dönüm noktasında yıllar sonra yaşadı ve 58 yaşında tam 17 yılını geçirdiği Danvers Devlet Hastanesi'ne yönetici olarak atandı. Mary Rose zorluklara rağmen kurduğu hayatı şöyle anlatmıştı. Eğer affetmeyi öğrenmeseydim bir damla bile gelişemezdim. Yaşamım ziyan edilmiş olurdu ve bugün bu hastaneye yönetici olarak geri dönemezdim. Mary bu hastaneye yönetici olarak dönmeye dair yaptığı açıklamada bir gerçeği daha gözler önüne serdi. En uzun yolculuk beynimizden yüreğimize yaptığımız yolculuk. Affetmek bu yolculuğun en kestirme yolu. Affetmeyi gerektiren her yara içinde önemli bir dersi barındırıyor. Dersi görebilmek için yarayı yeniden deşerek yüzleşmek zorunda kalsak bile. Diyerek bu hastaneye dön, bambaşka biri olarak dönmesinin ardındaki gücü herkese göstermiş oldu. Mary Rose Balter hepimize yeni bir yaşamda atılacak adımlar için hiçbir zaman geç kalmış olmadığını göstermenin kanlı canlı bir örneği. Hatta Mary'nin yaşamı Nobody's Child adlı bir filme de konu oldu. Birçok ödüle layık görüldü. Mary Rose Balter, 6 Ağustos 1999 yılında Massachusetts'te hayatını kaybettiğinde ardında hemen herkesin gıpta ile bakacağı bir yaşam öyküsü bıraktı.